Rus edebiyatının dünyaca tanınmış yazarlarından olan Fyodor Mihalovich Dostoyevski 1821 yılında Moskova'da doğmuştur. Altı çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Babası alkol bağımlısı ve çok sinirli bir insan olduğu için çocuklarını da disiplinli yetiştirmeye çalışmıştır. Annesi ise etliye sütlüye karışmayan saf bir kadınmış. Fyodor Mihalovich Dostoyevski ilk öğrenimini Moskova'da okumuştur kendisi 15 yaşındayken annesini kaybettikten sonra Petersburg Mühendislik Okulu'na gitmiştir. Buradayken babasının ölüm haberini almıştır. Okulunu bitirdikten sonra Astemen rütbesiyle Petersburg'daki istihkam müdürlüğüne verilmiştir. Çok fazla askeri disiplinin olması yüzünden bu işini bırakıp yazarlığa başlamıştır. Hayatında iki kez evlilik yapan Fyodor Mihalovich Dostoyevski ayrıca sarı hastalığına yakalanmıştır bir kanama sonucu 28 Ocak 1881 yılında hayatını kaybetmiştir. O dönemde Rus halkı bu yazar için görülmemiş bir cenaze töreni düzenlemiştir. Fyodor Mihalovich Dostoyevski küçüklüğünden beri yazar olmak istemiştir. Bir yıl askeri görevini yaptıktan sonra işini bırakıp yazar olmaya karar vermiştir. 1846 yılında ilk romanı olan İnsancıklar adlı eserini yazmıştır. Dönemin ünlü eleştirmeni olan Belinski'ye romanını göndererek fikir alışverişinde bulunmuştur. Belinski'den tam not alan romanı Rusya'nın ilk toplumsal romanı sayılır. Böylece yazar Rus gerçekçi romanında yeni bir okulun kapılarını açmıştır. Bu eserinden sonra belli bir dönem ilgi görmeyen yazar maddi sıkıntılar çekmeye başlamıştır. 1866 yılında Suç ve Ceza adlı en büyük romanını tamamlayan Fyodor Mihalovich Dostoyevski en büyük şöhretini bu esere borçludur. Bu romanını Budala, Ebedi Koca ve Ecinliler adlı romanları izlemiştir. Kız çocuğunu kaybettikten sonra büyük bir sarsıntı geçiren Fyodor Mihalovich Dostoyevski delikanlı, bir yazarın günlüğü ve Karamazov kardeşleri yazmıştır. Bu romanlarından olan Karamazov kardeşleri ölümünden 3 ay önce tamamlamıştır. Yazar romanlarının çoğunda insan duygularının derinliğine inmeyi başaran ve bunu etkili bir biçimde eserlerine yansıtan ender yazarlardandır.